bütün güçleri haklarını talep etmek üzere nefsini artıkaya yönlendirmiş, hepsini kendisinden ayrılamayacakları zati bir özellik olarak onun hamdini söyleyici olarak yaratmıştır. Evet. Bu cümleyi açabilir misiniz? Her şey Allah'ı hamd eder, tesbih eder. Yine ayette Allah-u Teala buyurduğu gibi her şey Allah'ı tesbih eder. Bu bağlamda nefs-i natıkanın emrinde bulunan azalarımız da kendi cihetleriyle Allah'ı tesbih etmektedir. Bunlar Allah'a asla asi gelmezler. Hangi anlamda? Göz, kulak, el, ayak, organlarımız, bütün. Çünkü bunların işlevinin hakikati gene melk. Melek kökünden geldiği için hakikatinde gene melek var. Dolayısıyla her şeyin, bakın şey, alemde yaratılmış her şeyin kökü meleğe çıktığı için, önce Allah melekleri yarattı, ondan sonra melekler vasıtasıyla bu şey dediğimiz varlık zuhur etti. Biz buna duvar desek, ağaç desek, kuş desek, onların hakikatinde de yine melek var. Çünkü onların işlevi, sürekliliği o melekler vasıtasıyla. Ne diyoruz? İnsanın vücudunda 360 tane melek var. Bizim bu işlevimizin devamlılığı bu melekler görev yaptığı için. Bu bağlamda nefs-i natıkanın emrindeki, mahiyetindeki her şeyde Allah'ı tesbih etmektedir. Hiçbir şey Allah'a bu manada tesbihsiz durmaz. Bizim kendi gözümüz, kulağımız, elimiz, ayağımız bu anlamda her bir organımız. Biz insan diyoruz ama bunların müstakilen ayrı ayrı bir sorumluluğu var. Ve Allah katında bir mesuliyeti var. Nitekim İbn Arabi Hazretleri diyor ya, Allah'ın huzuruna çıktığında insan 8 organından hesaba çekilir. 8 organ. Bak, bu organlar hesap verecek yani. Allah soracak, hesap verecek bu organlar. Dolayısıyla bu bağlamda bu organlar da Allah'ı tesbih etmekteler. Ancak nefs-i natıka, yani düşünen nefs, yani insan, o organını hangi yöne yönlendirirse yönlendirdiği şeyi yapmasını da Allah emretmiştir bu organlara. Demiştir ki, bu organları bize verdi, melekeleri. Verdikten sonra dedi ki, senin üstündeki güç sahibi, sana emredici olan nefs-i natıkadır. Sen beni tanıyacaksın, beni zikredeceksin. Özel zikir bu. Beni zikredeceksin özelinde, ayrı. Ama nefs-i natıka seni, yani o insan, seni ne yapmaya yönlendiriyorsa onu yapacaksın dedi Allah-u Teala. Ondan dolayı da dedi, ona hesap soracağım dedi. O organlarını nerede kullandın diye de hesap soracak tabii. O da ayrı bir konu. Bu durumda nefs-i natıkanın emrinde olması hasebiyle organlarımız bize tabidir. Bize asi gelemez. Yani ben elimi şuraya uzatacağım, şunu alacağım dediğim zaman bu el almayacağım ben, yapmam o işi demez. Çünkü nefs-i natıkanın emrine vermiş Allah-u Teala. Dil, göz, kulak, hepsi böyle yani organlar. Ama özelde hepsi Allah'ı tesbih edecek.